Bir saniye. Kısıtlama var sanırım. Şeyden kaynaklı bir şey kaçırmayalım. Ekranı bölüyor. Evet, tamam. Nehirde hareket diye bir durumumuz var ya da rüzgarla hareket diye bir durumumuz var arkadaşlar. O zaman da yapacağımız işlem şu. Nehirde hareket dediğimiz zaman bir aracın nehirdeki hızı VA, akıntının hızı ise ne olsun demiş? BK olsun. Eğer ki araç ya da çocuk olabilir, hani dalgıç olabilir, kayık olabilir, bu değişkenlik gösteriyor. Eğer ki araç akıntıyla aynı yönde hareket ederse burada ne yapacaksınız arkadaşlar? VA artı VK şeklinde muhabbet yapacaksınız. Diyelim ki ne kadar yol aldı? X kadar yol aldı. Ne diyeceksin hemen? Akıntının hızı artı kayığın hızı çarpı zaman bana neyi verecek? Aldığı yolu verecek dersiniz. Eğer ki akıntıya karşı hareket ederse de arkadaşlar bu sefer ne yapıyorsunuz? Aracın hızından akıntının hızını çıkartarak aynı muhabbet yapabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki x eşittir VA eksi. Burada her zaman aracın hızı akıntının hızından büyük olmak zorunda çarpı t bana geri neyi verecektir? Aldığı mesafeyi verecektir dersiniz. Rüzgar varsa o da aynı mantıkla yapılır arkadaşlar. Mesela şunu söyleyebilir size. Der ki leylek rüzgarla aynı yönde uçuyor. O zaman ne yapıyorsun? Leyleğin hızı artı rüzgarın hızı. Sana der ki leylek rüzgara ters yönde uçuyor. O zaman ne yaparsınız? Leyleğin hızı eksi rüzgarın hızı muhabbeti yaparsınız arkadaşlar. Ortalama hız muhabbetimiz var. Ortalama hız dediğimiz her zaman bölü toplam zaman yardımı ile bulunmaktadır. Yalnız şöyle bir durum var. Bir pratiklik var. Bunu formülden de çıkarabilirsiniz ama direkt pratik olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle bir yolum var benim. Daha düzgün çizemiyorum sanırım. Şöyle bir yolum var. Şimdi şurası A noktası. Şurası B noktası. Şimdi A noktasından araç B1 hızıyla çıktı yola ve hiç durmadan geri döndü tekrar A noktasına geldi B noktasından. Buna da B2 hızıyla geldi. Ve sizden ne isteniyor arkadaşlar? Ortalama hız isteniyor. O zaman yapacağımız şey ne? Ortalama hızı bulurken V ortalama diyeceksiniz. Eşittir. 2 tane V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 muhabbeti yaparsınız arkadaşlar. Var mı buraya kadar bir probleminiz? Hangisinde yansıdığını anlayamadım. Aldık. Evet. Yol eşit olacak. Zaten bak A'dan B'ye geliyor. B'den ne yapıyor? Tekrar A'ya geri dönüyor. Hani bu şekilde olduğu için de aldığı yol eşit çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi örneklerimizle başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? Ali her gün otobüsle okula gitmektedir. Otobüse binmesi için evine yakın iki durak varmış. Bir sabah okula gitmek için yola çıkan Ali'nin birinci durağı olan uzaklığı, ikinci durağı olan uzaklığın 2/3 katıymış şekilde de gösterilmiş.
Şu halde şöyle söyleyebilir miyiz biz? Tamam, isterseniz bir yollarımızı belirleyelim. Uzaklık bize verilmiş fark ettiyseniz. Birinci durağı olan uzaklığı, ikinci durağı olan uzaklığın 2 bölü 3 katı. Ben şuraya 2x diyeceğim Ali'nin birinci durağı olan uzaklığı. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 3x diyeceğiz Ali'nin ikinci durağı olan uzaklığı diyoruz. Sonra otobüsün geldiğini gören Ali, duraklardan hangisine yürürse yürüsün, saatteki hızı 30 kilometre olan otobüsle aynı anda durakta bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi otobüs de tam şurada fark ettiyseniz, otobüsün de birinci durağı olan uzaklığını ne diyelim? Y diyelim. Şimdi Ali birinci durağı yürüdüğünde de otobüsle aynı anda karşılaşıyor. Ali ikinci durağı yürüdüğünde de ne yapıyor arkadaşlar? Otobüsle aynı anda karşılaşmış oluyor. Şimdi biz zaman aynı anda dediği için o zaman zamanlar eşit. Biz şunu biliyoruz değil mi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi ben bundan zamanı çekersem zaman ne gelecektir? Zaman yol bölü hız şeklinde karşımıza çıkacaktır. Şimdi otobüs için konuşalım. Otobüs nereye gelsin? Birinci durağa gelsin. Ali de nereye gelsin arkadaşlar? Ali de birinci durağa gelmiş olsun. Şimdi otobüs birinci durağa gelirse şayet ne olacak süresi? T1 diyeyim isterseniz. Ne kadar yol alacak? Y kadar yol alacak. Hangi hızla alacak arkadaşlar Y kadar yolu? 30 kilometre bölü saatlik hızla alacaktır. Ali de birinci durağa gelsin. O da T1 sürede gelmek zorunda. Şunu yanlış yazdım. İşte şurayı düzelteyim. Burası da T1 olmak zorunda. Şimdi Ali de birinci durağa gelsin. Ali birinci durağa gelirken ne kadar yol alacak? 2x kadar yol alacak. Hangi hızla? Ali'nin hızına da VA diyelim. Şimdi bak, T1'ler eşit olduğu için bunlar da birbirlerine ne olmak zorunda arkadaşlar? Şunlar da birbirlerine eşit olmak zorunda. Farklı bir renkle göstermeye çalışayım. O halde diyeceğiz ki Y bölü 30 eşittir 2x bölü veya buradan istersen çekebilirsin, dersin ki Y bölü 2x eşittir 30 bölü VA şeklinde yorum yapabilirsiniz. Şimdi geldim, bir de bunların ikinci durak muhabbetleri olacak arkadaşlar. Aynı durumu ikinci durak içinde konuşacağız. Şöyle bir çizelim. Şimdi otobüs ikinci durağa gelirken T2 sürede ne kadar yol alacaktır? Hem birinci durağa olan uzaklığı hem ikinci durağa olan uzaklığından dolayı Y artı 5x kadar yol alacaktır. Hangi hızla? 30'luk hızla. Ali'yi ne yapıyorum? Ali'yi de ikinci durağa getiriyorum. O da T2 sürede gelecektir. Ali'nin aldığı yol ne kadar olacak arkadaşlar? O da 3x'lik yol alacak. Hangi hızla? VA hızıyla alacaktır dersiniz. Şimdi gene aynı mantıkla bunlar birbirlerine eşit olacaklar. İsterseniz direkt çekebilirsiniz. Yani şu şekilde bir muhabbet yapabilirsiniz. Dersiniz ki y artı 5x bölü 3x kime eşit olsun? 30 bölü VA'ya. Şimdi çekmemin neden olduğunu anladınız mı? Bakın şunlar birbirlerine ne geldi? Eşit geldiler. Bunlar birbirlerine eşit olduğu için bu iki denklemde ne olacak arkadaşlar? Birbirlerine eşit çıkmak zorunda kalacak. Yani diyeceğiz ki y bölü 2x eşittir y artı 5x bölü 3x diyeceksiniz. Şöyle sadeleştirmelerinizi yapacaksınız. Karşılıklı göndermelerinizi yaparsanız eğer 3y eşittir ne gelir arkadaşlar? 2y artı 10x gelecektir. Ve y buradan karşıma ne çıkacak? 10x olarak çıkacaktır. İstediğiniz bir denklemde yerine yazarak VA'yı bulabilirsiniz. Mesela birinci denklemde yerine yazalım. 10x bölü 30 eşittir 2x bölü VA. Gerekli sadeleştirmelerimi yapıyorum. Ve VA ne geliyor arkadaşlar? 6 olacak şekilde karşıma çıkmış oluyor. Anlaştık değil mi?
anlaşılmayan bir şey. Tamam, devam edelim o halde. İki araç A şehrinden B şehrine doğru aynı anda harekete geçiyor. Hızlı olan araç yolun yarısını aldığında yavaş olan araç 30 kilometre yol alacakmış arkadaşlar. Şurayı şöyle çizeyim. Biraz yukarıya kaldıralım. Şimdi A şehrinden B şehrine doğru aynı anda harekete geçiyor. Hızlı olan araç yolun yarısını aldığında diyor, yavaş olan araç 30 kilometre yol alıyor. Yavaş olan araç yolun yarısını aldığında ise hızlı olan araç ne yapıyormuş arkadaşlar? 120 kilometre yol alacakmış. Şimdi ben yolun tamamını ne diyeceğim arkadaşlar? 2 isteyeceğim. Fark ettiyseniz süreler gene eşit gelecek. Neden? Çünkü hızlı olan araç yolun yarısını aldığında yavaş olan araç 30 kilometre dediği için sürelerimiz gene ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. O halde diyorum ki şimdi hızlı olan aracın hızına BH diyelim. Yavaş olanınkine de VY diyelim. Bu şekilde kodlayalım bizim için daha kolay olsun. Şimdi T1 eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? Araç ilk başta ne kadar yol alıyor? Yolun yarısını aldığında değil mi? Hangi hızla? VH hızıyla. Yavaş olan araç aynı sürede ne kadar yol alacakmış? 30 kilometrelik yol alacakmış. Şimdi bunun T1'ler birbirine eşit olduğu için x bölü VH ile 30 bölü VY de birbirine eşittir. Buradan ne gelir arkadaşlar? VH bölü eşitlerse VY eşittir. Karşımıza x bölü 30 olacak şekilde çıkacaktır dersiniz. Şimdi diğerine bakıyorum. Yavaş olan araç yolun yarısını aldığında. Yani bu da VY T2 hızı ile çıksın. Hangi yolu gidiyor? Ne kadar yol gidiyor? X kadar yol gidiyor. Hangi hızla gidiyor arkadaşlar? VY hızıyla. Hızlı olan araç da T2 sürede gidecek. Ne kadar yol gidecekmiş bakın. 120 kilometre. Hangi hızla gidecekmiş? VH hızıyla. Gene şurada yaptığım gibi bir denklem, yani birbirine eşitleyerek denklem kurmaya çalışırsam buradan da VH bölü şunu yapamadım neyse. VY karşımıza ne olarak çıkacak arkadaşlar? 120 bölü olacak şekilde karşımıza çıkacaktır. Bakın burada da VH bölü VY var. Burada da VH bölü VY var. O zaman eşitlersem 120 bölü x eşittir. X bölü 30. X kare ne gelecek arkadaşlar? 3600. Ve x buradan ne gelecektir? 60 olacak şekilde karşımıza çıkacaktır. İstenen ne? AB arası. AB arası 2x ise x 60 bulduk. Dolayısıyla cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 120 çıkacaktır. Var mı anlaşamadığımız bir yer? Tamamdır. Peki Kemal'in çalıştığı iş yerine saat 9'da gitmesi gerekmekteymiş. Kemal yürüme hızını iş yerine 1 saatte varacak şekilde ayarlıyor demiş. Bu şekilde tam saat 9'da iş yerinde olacaktır. Yolun yarısına geldiğinde telefonunu evde unuttuğunu fark eden Kemal sabit hızla koşarak telefonunu alıyor ve durmadan aynı hızla koşarak tam zamanda iş yerine varıyor. Kemal tüm hareketleri boyunca ev ve iş yeri arasında aynı yolu kullandığına göre telefonu evden saat kaçta almıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bir saatte varması gerekiyorsa o zaman Kemal'in kaçta evden çıkması gerekiyor? Tam 08 çift sıfırda Kemal'in evden çıkması gerekiyor. Şimdi yarım saat sonra ya da şöyle demiş pardon yolun yarısına geldiğinde. Şimdi arkadaşlar bu adam ne yapıyor? Bakın şöyle bir yolu olsun bunun. 2x'lik bir yolu olsun. Şöyle tam orta nokta
x olacak şekilde hesaplayalım. Tam 8.00'da buradan çıkıyor. 1 saatte gitmeye kafasına koyduğuna göre şurada saat kaç olmak zorunda? Sabah 8.30 şeklinde olmak zorunda. Ne oldu? İşe varması için yarım saatlik yolu kalmıştı ama ne yapmak zorunda kaldı? Telefonu evde unuttuğu için geriye dönmek zorunda kaldı. Yani tam şu noktadan geriye dönüp sonra ne yapıyor? Koşarak buraya gelmiş oluyor. Şimdi geri dönüp telefonu aldıktan sonra tam zamanında iş yerinde olduğuna göre bütün bu işlemleri kaç dakikada yapması lazım arkadaşlar? 30 dakikalık bir süreç içerisinde yapmak zorunda. Tamam, tekrar anlatayım hemen. Şimdi Kemal 9'da işe gidecek. Yürüme hızını 1 saatte yani evden çıkmasıyla işe gelmesi arasında 1 saat olacak şekilde yürüme hızı kendisine planlamış. Yolun yarısına geldiğinde telefonunu evde unutmuş. O zaman biz de dedik ki yolumuz 2x olsun. X kadarına gitti. Yarım saatte gitmesi lazım. 2x'lik yol 1 saatte gidiyorsa x kadarlık yolu yarım saatte gidecektir. Dolayısıyla ne diyeceğiz biz burada? 30 dakikalık bir süreç geçirdi. Yani 30 dakikada yolun yarısına gelmiş oldu. Şimdi yolun yarısına geldi. Telefonunu kaybettiğini fark etti. Evde unuttuğunu fark etti. Eve geri döndü. Tekrar işe koşarak gitti. Ve ne yaptı? İşe gene saat tam 9'da yetişmiş oldu. Şimdi biz de diyoruz ki buradayken telefonu unuttuğunu fark etti. Ne yaptı? Geriye döndü. Tekrar işe gitti. Şimdi normalde zaten eviyle iş yeri arası 1 saatlik, 60 dakikalık bir süreçti. 30 dakikada baştan yürümüştü. Etti size 90 dakika. 90 dakikalık bir süreci var. Normal yürüme hızıyla, yani koşma hızıyla değil. Ama ne yaptı Kemal arkadaşlar? Bu 90 dakikalık süreci 30 dakikaya sığdırdı koştuğu için. O zaman diyorum ki unuttuğu yani yolun yarısından tekrar eve dönebilmesi için 30 dakikalık bir süreç vardı. 90 dakikalık sürece hemen şu orantıyı kurabilirsin. 90 dakikaya 30 dakikaya sığdırdıysa 30 dakikaya kaç dakikaya sığdırır? 10 dakika. Demek ki tam şuradan koşar adımlarla evine dönmesi 10 dakika sürüyor. Buraya geldiğinde saat 8.30'du. Evine dönmesi saat kaç yapacak arkadaşlar? 8.40 yapacaktır dersiniz. Tamam mıdır? Rica ederim. Herkes tamam mı? Tamam. Hızları saatte 12 ve 20 kilometre olan iki bisikletle düz bir parkurda A noktasından B noktasına girip tekrar A noktasına geri dönerek tur atmaktaymış. Yavaş olan bisikletle ikinci turu tamamladığında hızlı olan bisikletinin dördüncü turu tamamlamasına 8 kilometresi kalmış arkadaşlar. Ve bisikletler aynı anda harekete başladığına göre A ile B arası kaç kilometredir diyor. Şimdi şu bizim bisikletlilerimizin yolu olsun. Şurası A noktası olsun. Şurası B noktası olsun. Şu da X olsun. Şimdi bakın turu nasıl tamamlıyor? A noktasından B'ye gidiyor sonra tekrar A'ya döndüğü anda ne oluyor arkadaşlar? Tur atmış oluyor. Yani aslında bir tur için ne kadar yol gitmiş oluyorlar? Bir tur için 2x kadar yol gitmiş oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bana demiş ki yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladın. Yani tez sürede ikinci turu tamamladığında. İkinci turu tamamlamış olabilmesi için ne kadar yol gitmesi lazım? 4x kadar yol gitmesi lazım. İkisi de T sürede gidecek. Bakın. Yavaş olanın hızına VY diyelim. Hızlı olanın hızına VH şeklinde gösterelim ki zaten hızlarını vermiş. Şuna gerek yok. Özür diliyorum. Onları geri aldım. Şunları silebiliyor muyum? Bir dakika. Şimdi
12 kilometreye 20 kilometremiş. Şimdi T sürede 12 kilometre bu saat hızla giden kişi ne kadar yol alacak? 2 tur tamamladığı için 4x kadar yol alacak. Hangi hızla? 12. Diğer 20 kilometrelik ne yapmış? Dördüncü tur. Dördüncü tur demek 2x'i 4 ile çarptığınız 8x kadar yol alması demek. Ama bakın ne diyor? Tamamlamasına 8 kilometre kaldı. Yani 8x eksi 8 kadar yol aldı. Hangi hızla arkadaşlar? 20 kilometre bölü saniyelik hızla. T'ler birbirine eşit mi? Evet, eşitler. O halde diyorum ki 4x bölü 12 eşittir 8x eksi 8 bölü 20. Şunları 4'e böldünüz. Şurada ne kaldı arkadaşlar? 2, 2 şeklinde kaldı. 4'e böldünüz 5. Şunu da 4 ile sadeleştirebilirsiniz. 3. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 6x eksi 6 eşittir 5x ve x buradan karşınıza ne çıkıyor arkadaşlar? 6 olacak şekilde çıkıyor. Var mı anlaşamadığımız bir nokta? Tamam, herkes anladıysa devam edelim. Şu an sesim var Tamam. Görüntü var mı? Tamam. Baştan başlıyorum o halde arkadaşlar. Şimdi doğrusal bir parkuru bulunan demiş bir yürüyüş yolunda. Aydın ve Burcu parkurun iki ucundan birbirine doğru aynı anda yürümeye başlıyor. Bu durumla ilgili şunlar biliniyor. Aydın 1 dakikada 30 adım atıyor. Burcu 1 dakikada 40 adım atıyor. Burcu'nun 1 adımda aldığı yol, Aydın'ın 1 adımda aldığı yolun 3 bölü 5 katı şeklinde verilmiş. Şimdi o halde diyorum ki, Aydın'ın adım uzunluğuna 5x dersem, Burcu'nun adım uzunluğu otomatik olarak ne gelecek arkadaşlar? 3x gelecektir. Bu nedir? Adım uzunluğu şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi demiş ki iki kişi 20 dakika sonra karşılaştıklarına göre. 20 dakika sonra o halde bir hesaplama yapmamız lazım. Bir kere bir ne kadar yol gidiyorlar isterseniz onu da bulalım. Ailenin 30 adım atıyormuş bir dakikada. Adamının uzunluğu 5x o zaman bir dakikada ne kadar gidiyor? 150x kadar gidiyor. Burcu 40 adım atıyormuş bir dakikada. O zaman ne kadar kaç metre yol gidiyor? Bu da 120x metre yol gidecektir dersiniz. Şimdi arkadaşlar 20 dakika sonra bunlar ne yapıyor bakın. Şöyle olsun. Aylin burada olsun. Karşılaştıkları C noktası burası olsun. Burcu da burada olsun. Şimdi bunlar nasıl karşılaşıyorlar? 20 dakika sonra bu da 20 dakikalık yol gidecek. Yani 150x çarpı 20'den Aylin ne kadarlık yol gidiyor arkadaşlar? 3000x'lik yol gidiyor. Şöyle Aylin diye belirteyim.
Burcu ne kadarlık yol gidiyor? Bir adamının uzun yani 1 dakikada aldığı yol 120 x metre dedik. 20 dakikada aldığı yoluna gelecektir arkadaşlar. 2400 x metre olacak şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi bunlar ne yaptılar? Karşılaştılar. Yani şurası 3000 x kadarmış. Şurası 2400 x kadarmış. İki kişi 20 dakika sonra karşılaştıklarına göre tamam burayı hallettik. Bu anda ailenin parkurun sonuna ulaşmasına kaç adımı kalmıştır diyor. Arkadaşlar ailenin ne kadar kaldı şu B noktası yani parkurun sonuna ulaşmasına? 2400 x'lik yolu kalmadı mı? Peki ailenin bir adımının uzunluğu ne kadardı? 5x değil miydi? Metreye adım uzunluğunu böldük. Bölersek ne gelecek arkadaşlar? 4, 480 ne diyeceksin? Adım kaldı diyeceksin. Problem var mı? Evet, herkesle anlaştıysak, sıkıntı yoksa devam edelim. Tabii ki. Şimdi Aylin'le Burcu birbirlerine doğru geliyorlarmış. Soruyu şöyle bir özetliyorum. Aylin'le Burcu birbirlerine doğru geliyorlar. Aylin 1 dakikada 30 adım atıyor. Burcu 1 dakikada 40 adım atıyor. Burcu'nun bir adımda aldığı yol, Aylin'in bir adımda aldığı yolun 3 bölü 5 katı. O yüzden dedik ki Aylin'in bir adımda aldığı yol 5x olsun. Burcu'nun bir adımda aldığı yol 3x olsun. Şimdi Aylin 1 dakikada 30 adım atıyorsa 1 dakikada 150x kadar ilerleyecektir. Yani 150x metre, 150x kilometre. Kilometre biraz zor ama metre diyelim biz. Burcu 1 dakikada 40 adım atıyorsa Burcu 1 dakikada 120 çarpı, pardon 3 çarpı 40'tan 120x kadar ne yapacaktır? İlerlemiş olacaktır. Şimdi 20 dakika sonra bu adamlar karşılaşıyorlar. O zaman diyorum ki Aylin 1 dakikada 150x gidiyorsa 20 dakikada ne kadar yol gidecektir? 3000x. Burcu 1 dakikada 120x kadar yol gidiyorsa 20 dakikada 2400x kadar yol gidecektir. Ve sonrasında bana demiş ki Aylin'in parkurun sonuna ulaşmasına kaç adım kalmıştır? Aylin'in parkurun sonuna ulaşabilmesi için 2400x adım atması gerekiyor. Ve Aylin'in bir adımının uzunluğu 5x metre. O zaman 2400x bölü 5x'ten cevabımız ne çıkacaktır? 480 çıkacaktır. Şimdi anlaştık mı? Tamamdır. Devam edelim herhalde. Kevser sende sıkıntı var mı? Tamam. Ömer ve Fatih aynı kitabı okuyacaklarmış. Okuma hızları ve bu kitabı okumaya başlama süreleriyle ilgili bilgiler aktarılmış. Ömer'in 20 sayfayı okuduğu sürede Fatih 30 sayfa okuyor. O halde şöyle diyebilir miyim? Fatih'in okuma hızına, hani Ömer'in okuduğu süreyle bakın aynı şey vermiş. Fatih'in okuma hızına 3x desem Ömer'in okuma hızı ne gelecektir arkadaşlar? O 20 sayfa okuduğu için 2x gelecektir. Bakın bunlar ne? Okuma hızları. Okuma hızları diye de belirtelim. Peki Ömer kitabı Fatih'ten önce almış. Ve ne yapmış arkadaşlar? 40 sayfasını okumuş. Ha, demek ki şimdi bunun hızla alakası ne diyeceksiniz? Aa, bakın aynı muhabbet gelecek ve bakın bakalım neye benzeteceksiniz. Şimdi Ömer önceden aldı kitabı, 40 sayfayı okudu, Fatih başladı. Ne bu arkadaşlar? Neye benzettiniz bu soru tipini? Hız probleminin kavuşması direkt değil mi? Sayı kesirle hiç alakası yok. Direkt hız problemi var. Sonra bakın aradaki muhabbete bak.
İkisi aralarında 40 sayfa fark varken, yani tam şu konumda, aynı anda başlayıp durmadan devam ederlerse Fatih Ömer'e 4 saat sonra yetişebilecekmiş. Yani sana diyor ki A noktasında işte bir araç yola başlıyor, B noktasında bir araç yola başlıyor. İkisi C'de ne yapıyorlar arkadaşlar? A'daki B'ye C noktasında yetişiyor gibi bir muhabbetimiz var aslında. Direkt aradaki fark ne? 40 eşittir. Hızları farkı 3x eksi 2x. Süremiz ne? 4 saat. Buradan sadeleştirirseniz x karşımıza ne olarak çıkar arkadaşlar? 10 olacak şekilde çıkacaktır. Şimdi Fatih'in hızına biz 3x demiştik. X de 10'sa o zaman Fatih'in hızı ne gelecek arkadaşlar? 30 gelecektir. Yani bir saatte işte 30 sayfa kitap okuyor diyebilirsiniz. Ve demiş ki Fatih 300 sayfalık kitabı kaç saatte bitirir? O zaman ne diyorsun? 300 bölü 30. O da size ne verecek arkadaşlar? Onu verecektir. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru tipiydi, değil mi? Farklı. Aslında karşılaşabileceğimiz problem tipleriyle hemen hemen aynı ama ne işte daha farklı bir şekilde vermiş ve çok çok da basit bir soruydu. Sadece nedir işte olayı anlamak önemli. Peki devam edelim. Dairesel bir koşu pistinde aynı anda ve aynı yönde. Hemen dairesel pistimi çizeyim ben şuraya. Bir gösterelim ne demek istediğimizi. Dairesel koşu pistimiz. Şurası başlangıç noktası. Aynı anda, aynı yönde. Ersin ve Kadir var. Şu Ersin olsun arkadaşlar. Şu da Kadir olsun. Kadir'in diyor, pisti turlama süresi Ersin'in 3 katıdır. Şimdi Kadir'in pisti turlama süresi Ersin'in 3 katıdır demek, Kadir'in hızı Ersin'in hızının 3'te 1'idir demek. Yani Ersin'in hızına, bakın hızla süre her zaman ters orantılı. Ersin'in hızına 3V dersem Kadir'in hızı ne olacak arkadaşlar? V olacaktır. Sonra Ersin her turdan sonra yeni tura başlamadan önce 5 dakika dinleniyormuş. Sonra tekrar koşmaya başlıyormuş. Tamam. İkisi de koşmaya başladıktan 18 dakika sonra ilk kez yan yana geldiklerine göre demiş. Şimdi arkadaşlar Kadir 18 dakika koşsun. Kadir 18 dakikada ne kadar yol alacaktır? 18 çarpı V'lik bir yol alacaktır, değil mi? Peki Ersin ne yapıyor arkadaşlar? Ersin ise turunu tamamlıyor. 5 dakikada dinleniyor, öyle değil mi? 18 dakikalık sürede ne kadar koşmuş olacak o halde arkadaşlar? 18 eksi 5'ten 13 dakika. Çünkü bunlar bakın yan yana geldiler. O anda Ersin dinlenmesini bitirdi. Bunu unutmayın. O zaman Ersin 18 eksi 5 dakika koşacak. Hızı ne arkadaşlar? 3 ve dolayısıyla Ersin'in aldığı yol ne olacak? 39V'lik bir yol olmuş olacak. Sonra Kadir bir turu kaç dakikada tamamlayabilmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar aynı yönden oldukları için aldıkları yolların farkı pistin çevresini verecektir. O zaman diyeceksiniz ki 39V eksi 18V eşittir 21V. Bu ne arkadaşlar? Pistin çevresi. Kadir bir turu kaç dakikada tamamlayabilmektedir demiş. 21V bölü hızı V'de 21 dakikada tamamlayacak diyebilirsiniz. Problem var mı? Tamam, devam edelim.
Aa, yanlışlıkla çektim. Peki. Bir balıkçı nehirde hızı dakikada 40 metre olan bir teknesiyle hızı dakikada 20 metre olan akıntıya karşı yol alırken kazayla kovasını nehre düşürüyor. Kovayı yakalayabilmek için uygun bir noktada kayığını döndürmeye çalışıyor. Bunun için akıntıya karşı bir süre daha yol almak zorunda kalıyor. Kayığın yönünü döndürdükten 6 dakika sonra kovaya ulaşıyor. Balıkçı kaç metre kovaya zıt yönde gitmiştir, hareket etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, teknenin hızı ne? 40. Akıntının hızı ne? 20. Akıntıya karşı dediği için 20 metre bölü saatlik ya da 20 metre bölü pardon dakikalık iş yapacaktır. Şimdi bu ne? Akıntıya karşı. Bir de akıntı ile aynı yönde gittiği durum var. Akıntı ile aynı yönde gittiği ne olacak? Akıntı yani teknenin hızı artı akıntının hızı. Burada da teknenin hızı neye ulaşacak arkadaşlar? 60 metre bölü dakika. Akıntı ile aynı yönde gidiyoruz. Şimdi kova suya düşünce akıntının hızı kadar hızla kaya ters yönde ilerleyecek arkadaşlar. Kayık ile kova T süre birbirine zıt yönde giderlerse aralarındaki fark ne olacak? Kayık ile sonuçta kayık da gidecek. Bak akıntı ile aynı yönde. Tekne bu tarafa gidecek. O zaman ne olacak arkadaşlar? 20 artı 20'den çarpı bir de T'miz var. Ne kadarlık yol alacağız? 40 TL'lik yol almış olacağız. Şimdi bak olayı bir de resmedeyim daha güzel görmüş olun. Şimdi kayık burada. Kova burada düştü ve akıntı ile yüzdü. Kova nereye geldi arkadaşlar? Bu kısma gelmiş oldu. Aralarındaki uzaklık ne kadardı? 40 TL'lik kadardı. Şurada hesaplamasını yaptık. 40 TL'lik kadardı. Şimdi kayık akıntı ile aynı yönde 60 metre bölü dakika hızla gidiyor. Akıntıya karşı 20 metre bölü dakikalık hızla gidiyor. Kaç dakikada arkadaşlar kovaya ulaşıyor? 6 dakikada kovaya ulaşıyor. Peki aradaki yolumuz ne arkadaşlar? 40 T. Şunla 40'ı sadeleştirirsek T buradan otomatik olarak ne gelecektir? 6. O halde balıkçı kovaya zıt yönde. Yani balıkçının kovaya zıt yönde gitmesi demek ne demek? 20 TL'lik yol alması demek. T de 6 idi. 20 çarpı 6'dan 120 metrelik yol alacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki bir diğer sorumuza bakalım. Bir araç A kentinden B kentine gidip geri dönmüş giderken hızı dönerken hızından 20 km bu saat fazla. Araç gidiş dönüşte bak gidiyor hiç durmadan geri dönüyor. O zaman ortalama hızı vermiş sana. Nasıl bulacaksın? 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 yardımıyla bulacaksınız. Şimdi giderkenki hızı dönerkenki hızından 20 km fazla. O zaman dönerkenki hızı V ise giderkenki hızı ne olacak arkadaşlar? V artı 20 başlıyorum. 48 eşittir diyeceksiniz. 2 çarpı V çarpı V artı 20 bölü şu ikisinin toplamı. İki parantezinde yazıyorum. 2 çarpı V artı 10. Şunlar gitti arkadaşlar. Buradan bir denklem kurmamız lazım. İçler dışlar çarpımı yaparak. Şurayı şöyle çizeyim. Bu yukarıdaki soruya ait. Burası ne gelecektir arkadaşlar? İçler dışlar çarpımından 48 V artı 480 eşittir. V kare artı 20 V olacaktır. Karşılıklı gönderirseniz şayet V kare eksi 28 V eksi 480 eşittir. 0 gelecektir. Bunda eksi 40'a artı 12. Bunda V'ye V diye ayırırsanız V'ye ne çıkar? 40 çıkar.
Ya da V'ne gelir arkadaşlar. Eksi 12, hızımız eksi 12 olamayacağına göre hızımız ne olacak? 40 olacaktır. Zaten dönerkenki hızını soruyor. Dönerkenki hızı V'de. V'de ne bulmuş olduk? 40 bulmuş olduk arkadaşlar. Var mı problemimiz? Devam edelim o halde. Sabit hızla koşan demiş Ali, Burak, Can bir parkta aynı anda aynı noktadan yarışa başlıyorlar. Bu yarışta Ali yarışı Burak'ın 40 metre, Can'ın da 60 metre önde bitirmiştir. Bakın bu çok klasik kemikleşmiş sorulardan birisidir arkadaşlar. Şu şekilde bir muhabbet yapabiliriz hemen. Şöyle ben çizeyim. Şimdi bu ilk etabımız olsun. Ne olmuş? Ali yarışı Burak'ın 40 metre, Can'ın 60 metre önde bitirmiş. Şimdi Ali yarışı bitirdi. Ali burada. Burak burada. Ve arada kaç metre var arkadaşlar? 40 metrelik bir yol var. Can da burada. Can'ın da 60 metre önünde olduğu için burada da ne kadarlık yolumuz var? 20 metrelik yolumuz var. Devam ediyorum. Şimdi bakın Burak ne kadar koştu? Bütün parkura ben x dersem tüm parkura şimdi bir yazamadım. Şöyle şuraya x olarak belirteceğim de. Şimdi ben bütün parkura x dersem ilk etapta Burak ne kadarlık koştu? X eksi 40 metre koşmuş oldu. Şimdi sonra ikinci okuyorum. Burak yarışı Can'ı 28 metre önde tamamlamış. Bakın bir tane daha çizdim. Burak burada, Can burada 28 metre önünde tamamladı. Tabii şurada da bir süreç var. Şimdi Burak x eksi 40 metre koştuğunda Can'a 20 metrelik bir fark atmıştı. Bakın x eksi 40 metre koştuğunda ne kadar fark attı? 20 metrelik bir fark attı. Sonra pisti tamamını koştuğunda yani x metrelik koştuğunda ise Can'a ne kadarlık fark attı? 28 metrelik fark attı. Burada bir doğru orantı söz konusu. O zaman diyorum ki 28 çarpı x eksi 40 eşittir 20 çarpı x. Buradan işte gerekli sadeleştirmelerimi yapayım hemen. 4'e böldüm. 5, 4'e böldüm. 7 ne diyeceksin? 7x eksi. Bir yazamadım. 7x eksi. 280 eşittir. Şurası 5'ti. 5x, 2x eşittir. 280 ve x buradan karşımıza ne geldi arkadaşlar? 140. Parkur ne kadarmış arkadaşlar? 140 metre imiş. Bu şekilde ne kadarlık fark attığına bakarak işin içinden kolay bir şekilde sıyrılabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıyız?